İslam'ın devlet tanımı. Konu başlığı da böyle yapabiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hiçbir zaman devleti bir gaye olarak görmemiştir. Benim edindiğim izlenim bu. O gayeye varmak için, o bir amaca ulaşmak için devleti bir vasıta yapmıştır. Amaç nedir? Amaç ilahi kelimetullah'tır. Devlet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde ilahi ketu, kelimatullahın tecelli etmesi için amaca bu tecelliyata giderken devlet sadece bir araçtır. Bir aygıttır. Başka bir şey değildir. O yüzden normalde insanlara Kur'an ve sünnetin tebliğ edilmesi, insanların orada İslam'ı yaşamalarını kolaylaştıracak, güzelleştirecek, önündeki engelleri kaldıracak, hakkı, adaleti, hukuku tesis edecek, hakkı, adaleti tesis edecek, insanların aklını, namusunu, şerefetini, malını, mülkünü, özgürlüğünü koruyacak, her türlü özgürlüğünü koruyacak bir aygıttır devlet, İslami tanımlamaya göre. İslam, bugünkü emperyalist, sömürgeci devletlerin anlayışında olması mümkün değildir. O petrolü elde etmek için, o parayı elde etmek için, o zenginliği elde etmek için kurulmuş bir aygıt değildir İslam devleti. İslam devlet anlayışı insanları mutlu etmek, insanları bu noktada mesut etmek, insanların barış içerisinde yaşaması ve ilahi bir dairede hayatlarını sürdürmesi için bir araçtır. Böyle olduğu müddetçe bunda bir sıkıntı yok. Ama böyle değilse o zaman işte o zaman o İslam devleti olmamış olur. Ve benim nazarımda bugün dünya üzerinde olmadığı gibi. Ben hep derim dünya üzerinde bir İslam devleti şu an için yok. Bu benim kendi şahsi düşüncem.